Hocam bu programda biraz gerilere, ta ilk insana doğru bir yolculuk yapacağız nasip olursa. Bakara suresinin baş taraflarında Cenab-ı Hak malumunuz olduğu üzere Hazreti Adem'in halife olarak yaratılacağını bahsediyor. İlgili ayetlerde de çok detaylı anekdotlar yok gerçi. Yani genel bir anlatımlar var inşallah. Biz bu ayetlerdeki hikmetleri anlamaya çalışacağız. İlgili ayetlerde Cenab-ı Hak Hazreti Adem'in isimlerin öğretilmesinden bahsediyor. Hatta Hazreti Adem'in halife olarak kılınacağının meleklere bildirilmesi hususunda meleklerin itirazvari bir ifadesi söz konusu Cenab-ı Hakk'a karşı. Bunun mahiyeti nedir? Bunlar üzerinde biraz konuşacağız nasip olursa. Ayrıca işte bir secde emri var. Bu Evet. secde emrinin mahiyeti nedir? Hazreti Adem'e yapılması emredilen Allah tarafından ve burada şeytanın bulunması ve onun bu secde karşısında, bu emir karşısındaki tutumu, davranışının mahiyetini biraz daha detaylı ele alacağız. Daha sonra Hazreti Adem ile Havva annemizin cennette efendim bir meyve ağacıyla imtihana tabi tutulmasının mahiyeti nedir? Ona temas edeceğiz. İnşallah biraz daha aslında hocam insanın dünyada neden var, ne için varız, Serüveni. sorumluluğumuz ne, serüvenimize biraz onu anlatıyor. Aslında Hazreti Adem'in o süreven içerisindeki konumu, fonksiyonu nedir? Ve bugün yaşayan insan olarak bu ayetlerin bize hitap ettiği hususlar nelerdir? İnşallah onları detaylı konuşacağız. Hocam, malumunuz ilk ayette Cenab-ı Hak meleklere hitaben yeryüzünde bir halife kılacağından bahsediyor. Bu ayetteki, tabi buradaki halifenin kasıt, tarih boyunca evrildiği anlamıyla bir kavramsal bir anlam var yoksa Kur'an anlamı içerisinde bu halifeliğin mahiyeti nedir? Ali Rıza Hocam buyurun. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi emma ba'd. Vav TV'nin değerli izleyicilerini muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Evet, ilgili ayet-i kerimede Cenab-ı Hak meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Tabi halife, halef selef diyoruz biz. Selef öncekiler, halef onun yerine geçen, birinin yerine geçen anlamınadır. Yani Adem'in halife olması kimin yerine geçti? Daha evvel kim vardı da onun yerine geçti? Şimdi burada iki görüş var. Buradaki halife daha önce bir varlığın yerine geçen anlamına, bir de yeryüzünde Allah adına tasarruf yapan Allah'ın halifesi diye yorum var. Şimdi birinci yoruma göre deniyor ki çeşitli görüşler var burada. Hazreti Adem'den evvel işte yeryüzünde hakim başka unsurlar vardı. İşte cinler vardı diyelim. Bazıları da diyorlar ki şimdi modern efendim ilimde bazı iddialar var. Bunların çok böyle kesin bilgiler de değil. Mesela bizim Mal Enbiya fil Kur'an diye Tabbara'nın bir kitabını ben tercüme etmiştim. Orada da biraz bu tartışma konusu oldu. İşte orada deniyor ki efendim antropologlara göre 1 milyon sene evvel, 750 bin sene evvel insan türleri vardı yeryüzünde. Yani bunları biz doğru kesin şey olarak kabul etmiyoruz. Bu bir iddiadır. İşte 1 milyon efendim Java insanı, Solo adası insanı, Pitcairn insanı, Heidelberg, Rhodesia insanı, son olarak Neandertal. Bunlar iddiadır yani. Böyle hani hesap şu kadar bin sene, bu kadar bin sene neyi ne kadar hesap ettin de Nasrettin Hoca'nın hani dünyanın ortası neresi demişler. Şu benim ayağımın bastığı yer nereden bildin inanmazsanız ölçün demiş. Biraz bu işler buna benziyor. Bizim inancımıza göre yani Hazreti Adem insan olarak ilktir. Kur'an-ı Kerim'de efendim İnna halaknakum ayeti min nefsin vahide Cenab-ı Hak Nisa suresinde de ifade ediliyor. Yani burada demek ki hani cinlerin yerine geçti şeklinde var. Ama esas kabul gören efendim müfessirlerin kabul ettiği görüş ana hatlarıyla Cenab-ı Hak adına tasarruf yapan manasındadır. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de işte ve sahhara lekum ma fis semavati vel ard. Allah yeryüzünden semada yerde ne varsa sizin emrinize verdi. Ondan sonra ayet-i kerimede mesela huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemîan.
yeryüzünde ne varsa sizin emrinize. Bir de insan tabii emaneti yüklenmiş bir varlık olarak, yani şöyle oluyor, Cenab-ı Hak ona yeryüzünde tasarruf yetkisi vermiş. Yani bu yetki de nihai değil. Mutlak manada tasarruf Allah'a aittir ama imtihan için insanlara da bir şey vermiştir, yetki vermiştir. Biz de gerçekten, hakikaten her şey bizim emrimizde, bizim kullanışımıza göre bir anlam kazanıyor dünyada, değil mi? Yani en vahşi hayvanlara bile biz şey yapıyoruz, terbiye ediyoruz. İmkanları elimizde. Yani Allah adına onun gösterdiği tarzı istikamette amel etmekle görevlendirilmişiz. Yani yeryüzünde Allah'ın halifesi olmanın manası, madem emaneti yüklenmişiz, yani Allah'ın gösterdiği istikamette onun adına tasarruf yapma şeklinde anlamak daha uygun gözüküyor bu halife. O siyasi manadaki hilafet o ayrı bir mesele. Hani işte İslam aleminde halife, mesela Hazreti Ebubekir halife, Hulefai Raşidin diyoruz. Tabi orada peygamberimizin peygamberlik olarak hilafet yok. O peygamberlik sona erdi. Yani devlet yönetimi, yönetme anlamında peygamberimizin halifesidir. Hazreti Ömer de onun halifesidir. O manada. Şimdi bu halifelik sadece Hazreti Adem'e mahsusta değil. Kur'an-ı Kerim'de halife kelimesi efendim birkaç yerde geçiyor. Mesela iki yerde, mesela ya Davud'u inna cealnake halifeten fil ard. Yani yeryüzünde halife yaptık. Ya tasarruf yetkisi verdik. Mesela ondan sonra efendim bu halife iki yerde, halaif bunun çoğulu dört yerde. Bir de hulefa, o da cemidir. Üç yerde geçiyor ayet-i kerimelerde. Mesela huvellezî cealeküm halâifel ard. Sizi yeryüzünün halifeleri yaptık. Bir de şey manasını vezkuru iz cealnâküm hulefâe min bâdi kavminûm. Yani birinin yerine, öncekilerin yerine geçen anlamına. Bizde de halef selef diyoruz ya. Evet. Filan filanın yerine geçti diyoruz. O manada, yani şöyle toparlayacak olursak, Cenab-ı Hak murad etmiş, imtihan için kendi iradesiyle kulluğunu ortaya koysun diyor. Çünkü melekler, ona geleceğiz. Yani evet, melekler varken niye insan yaratılıyor? Melekler la yasunallahu ma amarahum. Onlarda irade, günah işleme kabiliyeti yok. Evet. Yani Cenab-ı Hak murad etti ki kendi iradesiyle günah işleyecek kıvamda olduğu halde mümkün mertebe kendisine hakim olup gönüllü olarak Allah'a kulluk yapan, evet, bir varlık yaratayım demiş. Hazreti Adem'i de o maksatla yaratmıştır. Yaratmış ve onu, evet, halife kılmış. Peki, evet, hocam bu halifeliğin bizim için anlamı nedir? Biz de halife miyiz bu manada? Yani bütün insanlar halife, bak halâifel ard, sizi yeryüzünde, yani bizim de bir sorumluluğumuz var. Yani bir kulluk var, değil mi? Görevlerimiz var. Bu görevleri Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği istikamette yapmakla, onun adına biz besmele bile çekerken ne yapıyoruz? Evet. Rahman Rahim olan Allah'ın adına, ben kendi başıma yapmıyorum bunu, Allah adına yapıyorum. Çünkü mülkün sahibi odur. Hani şey bile, böyle nikah kıyarken falan, ben filanın adına yapıyorum, İşte kanun adına diyor. Onun için, evet, yeryüzünde bizim bütün tasarruflarımız Allah'ın müsaadesine uygun olarak, iznine, evet, gösterdiği istikamette yaptığımız zaman efendim halife filan diye halifetullah şeyini, evet, hak etmiş oluyoruz, o sıfatı, o ünvanı. Yani Hazreti Adem'le başlayan, evet, halifelik görevi, evet, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar için de söz konusudur. Öyledir. Her insan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Aslında bu aynı zamanda Kerim Hocam insana verilen bir rütbeyi, bir makamı da, evet, ifade etmiş oluyor. Yani ayrı bir konumda insan burada, evet, Allah katında bir mevki elde etmiş oluyor. Burada da ilk 30. ayette bu şeyden sonra, bildirimden sonra da meleklerin bir ifadesi yer alıyor ayet-i kerimede. قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدِ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا diye bir tabiri caizse bir itiraz var. Hocam bu bir itiraz mıdır? Meleklerin, yani ya Rabbi orada bir fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın şeklinde bir ifade kullanmaları. Bir kere hocam melekler bunu, yani insanı, daha yaratılmamış olan bir insanın kan dökeceğini nereden biliyorlar? Daha doğrusu Hazreti Adem'den önce de Ademler
var mıydı? Zaman zaman da yine tartışma konusu olan bir meselede biz bu ayeti nasıl anlamalıyız hocam? Evet, öncelikle bizi dinleyen kardeşlerimize selam, saygılarımızı sunuyoruz. Hocam güzel anlattı halife kavramını. Bir tamamlama açısından bir husus söyleyeceğim. Aslında siyasi anlamda da bizi ilgilendiriyor. Çünkü Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Mesud'dan gelen bir rivayete göre ben yeryüzünde bir halife yaratacağım ifadesinden maksat Allah-u Teala'nın yeryüzüne Hazreti Adem'i kullar arasında hüküm vermesi için gönderdiği ifade ediliyor. Ve biraz önce sizin sorunuza istinaden Allah-u Teala meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım deyince melekler ey Rabbimiz bu halife nasıl bir şey olacak dediler. Allah-u Teala o yeryüzünde bozgunluğu çıkaran, birbirlerini kıskanan ve birbirini öldüren soyların atası olan bir kişi olacaktır buyuruyor. Yani bu burada meleklerin bunu neden bilmesi, nasıl bildiler şeklinde gayıptan mı haber veriyor? Tahminen mi söylüyorlar? Bunların hiçbirisi ne gayıptan haber veriyorlar ne tahminen söylüyorlar. Bunu kendilerine Allah bildirdi şeklinde bir ifade var. Bir diğer husus, Cenab-ı Hak tabii Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız anlamda vel canne وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ Yani orada Cenab-ı Hak insanı pişmiş işte çamurdan, bu kara balçıktan yarattığını çeşitli ayette de beyan ediyor. Rahman suresinde beyan ediyor. Ama وَالْجَانَّ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ İnsanın yaratılışından bahsederken daha önce diyor biz cinleri yaratmıştık. Yani böyle yalın bir ateşten cinleri yaratmıştık. Dolayısıyla cinlerin fesat çıkardığını, cinlerin bozgunculuk yaptığını, huzursuzluk yaptığını melekler vakıftı. İkinci bir görüş bu. Yani tahminen gaybı taşlama anlamında değil veyahut da bunu bir yorumlarına göre, tahminlerine göre yapmadılar. Gaybı bildiklerinden dolayı yapmadılar. Birincisi Allah bunlara bunu bildirdi. İkincisi onlar kendilerinden önce cinlerin var olduğunu bildikleri için melekler, onların fesatlarını bildikleri için bu şekilde söylediler. Burada bir hususu daha söylememizde yarar var. Çünkü وَيَجْعَلُكُمْ biraz önce hocam ayetleri okudu. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَا الْعَرْفِ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْدَرَّ اِذَا دَعَهُ وَيَكْشِفِ السُّٰءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَا الْعَرْفِ Allah sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Her insan mutlak anlamda bir halife, Allah'ın halifesi. Ve Allah'ın namına iş görmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Çünkü halife vekil demek aslında. Bir öncekinin yerine geçen kimse demek. Haşa Allah'ın yerine böyle bir şey mi geçecek? O değil. Nedir? Allah kendi hükümlerini uygulanması, insanlığı terbiye etmesi ve yeryüzünde düzenin sağlanması için insanı bu görevle görevlendirmiş. Başta Hazreti Adem Aleyhisselam'ı. Ve dolayısıyla bundan hareketle şöyle bir müfessirlerin bir görüşü var. Bugün bu çok önemli. Niçin önemli? Müslümanlar birliği, vahdeti neden sağlanamıyor? Niçin sağlanamıyor? Neden yeryüzüne bugün gerçekten kargaşa var, anarşi var, katliam var, soykırım var? Bunun aslında sebebini şuna bağlayabiliriz veya bu olabilir. Müfessirler diyorlar ki bu ayeti kerime yani وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاكَ اِنِّي جَعِلُ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَ Meleklere diyor ki Rabbimiz hatırlayın size şöyle söylenmiştir, Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Ben yeryüzüne bir halife yaratacağım. Müfessirler bu ayeti kerimeye dayanarak insanlar aslında çıkan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturulması, zalimden mazlumun hakkının alınması ve yeryüzünde Allah'ın emirlerinin tatbik edilmesi, cezaların uygulanması, hayasızlığı önlenmesi ve devlet idaresiyle ilgili bütün vazifelerini yerine getirmesi için halife seçmenin vacip olduğunu söylemişlerdir. Müslümanlar neden bugün dağıldılar? Bir tesbihi düşününüz, 99'luk bir tesbih, başında imamesi var. İmama dağılıp gidince bütün ümmet dağıldı, parçalandı ve her türlü haksızlığa, zulme maruz kaldı. Yani bu ayetten bu da çıkabiliyor kanaatindeyim ben. Çünkü müfessirler böyle demiş zaten yani bu husus gayet açık. O açıdan bu halife meselesi gerçekten önemli. Ama Müslüman mümin kimin halifesi? Allah'ın adına iş gören bir halife. Şimdi...